Merhaba, Sınav Yayınları 24 Adımda TYT-AYT Tarih Bitirme Seti'nin dördüncü adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan sınav nokta.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar merhaba. Ben tarih öğretmeniniz Ümit Akal. Sınav yayınlarının hazırladığı 24 adımda tarih kitabının 4. adımında birlikteyiz. 4. adımda ne anlatacağız arkadaşlar? Dördüncü adımda İslam medeniyetinden bahsedeceğiz. İslam tarihinden bahsedeceğiz. Şimdi alt başlıklarımıza baktığımızda ilk olarak İslam medeniyetinin doğuşu öncesinde Hz. Muhammed dönemi öncesinde Arap Yarımadası ve dünyada genel bir tablodan bahsedeceğiz. Daha sonrasında Hz. Muhammed'in doğumu ve İslam'ın yayılışı ve yaşanan siyasi gelişmeler, savaşlar. Ardından 4 Halife dönemi, ardından Emeviler, Abbasiler ve son olarak da İslam medeniyet ve kültürüyle ilgili bilgiler vereceğiz. Yine sistemimiz aynı şekilde. Önce bir öğren bölümümüz var. Daha sonrasında inceleme bölümlerimiz var. Soru çözümleri yapacağız. Ve en sonunda adım değerlendirmesi yapıp bu konuyla ilgili eksiklerimiz neler bunları göreceğiz. Evet arkadaşlar hazırsak 24 adımda tarihin Dördüncü adımına başlayalım. Şimdi bakın burada da görüyorsunuz zaten başlık olarak İslam medeniyetinin doğuşu demiş böyle bir başlığımız var. İlk olarak İslam medeniyetinin İslam'ın doğmadan önceki dönemde dünyada nasıl bir sosyal, siyasal, dini bir tablo var. Önce ondan bir bahsedelim. Daha sonrasında Hz. Muhammed dönemiyle şöyle yolumuza devam edelim. Canlar... İslamiyet'ten önce dünyanın genel durumuna baktığımızda bir kere, yani şimdi kitabımıza bakmadan önce şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir kaos var. Ne zamandan bahsediyoruz? Dönem olarak ne zamandan bahsediyoruz? 6. yüzyıldan 7. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani İslam'ın doğuşu 7. yüzyılın başları 610 Hz. Muhammed'e peygamberliğin gelişi. Ve öncesindeki Hz. Muhammed'in işte doğum öncesindeki dönemlerden bahsediyoruz. 6. yüzyıllar, 7. yüzyıllar bahsettiğimiz yüzyıllar. Yani dünyada bir orta çağ yaşanıyor. O karanlık orta çağ yaşanıyor. Özellikle de Avrupa dünyası için karanlık bir orta çağ yaşanıyor. Şöyle bir tablo var. Dünyada genel olarak baktığımızda çok yoğun savaşlar yaşanıyor. Çok yoğun taht kavgaları yaşanıyor. Devletler arasında mücadeleler derebeyler arasında mücadeleler var. Dini kurumlar çok baskın, halk üzerinde inanılmaz etkili ki özellikle Avrupa'da bunu göreceksiniz. Sers sınıfsal toplumsal yapının olduğu bir dünya düzeni görüyoruz. Yani kölelik çok yaygın bu dönemde arkadaşlar dünyada. Yani hakikaten bu İslamiyet öncesindeki döneme verilen at aslında tam anlamıyla oturuyor. Ne deniyor döneme? Cahiliye dönemi deniyor. Yani gerçekten insanoğlu çok cahilce işlerle uğraşıyor. Tam bir karanlık dönemde yaşıyor. Baktığımızda şimdi Avrupa'da ne gibi gelişmelerden bahsedebiliriz? İslamiyet öncesinde Kayımlar Göçü'nün ardından büyük karışıklıklar yaşanıyor Avrupa'da. Siyasal yönetim anlayışı değişmiş. Feodalite rejimi hakim. Derebeylik dediğimiz, feodalite dediğimiz bir rejim hakim arkadaşlar. Nedir derebeylik feodalite rejimi? Bunu Ortaçağ Avrupa'yı anlatırken de göreceksiniz. Etrafı surlarla çevrili bir alanda bir adamın mutlak hakim olduğu bir yönetim anlayışıdır derebeylik feodal sistem. Yani bu ilk çaygarlıklarında hani hatırlıyorsunuz şehir devletleri mantığı vardı. İşte bunu ortaçağda biz Avrupa'da derebeylik feodalite olarak görüyoruz etrafı surlarla çevrili bir alan, ortasında bir şato, şatoda yaşayan güçlü bir adam, derebey dediğimiz bir adam, onun hakimiyeti altında yaşayan insanların olduğu bir yönetim şekli. Avrupa'da derebeylik var. Siyasi bir birliktelik, merkezi güçlü bir devlet yapısı yok. Vardı, Roma vardı. Ancak Kayınlar göçü sonrasında Roma'nın ikiye ayrılmasıyla birlikte Avrupa'da siyasi otorite, merkezi otorite zayıfladı diyoruz. Keza yine baktığımızda tat kavgalarının hemen hemen bütün Avrupa toplumlarında yaşandığını görüyoruz. Bu dönemde etkin olan güç kilisedir, papadır arkadaşlar. Vatikan'da yaşayan papadır. Papanın skolastik, dogmatik düşünce dediğimiz kendi doğrularının halk tarafından sorgulanmadan kabul edildiği düşünce sistemini halka adeta böyle bir baskıyla, tehditle, korkutmayla kabul ettirdiği bir anlayış var. İşte nedir bu? İşte bunu ben size daha öncesinde söylemiştim. Bir dersimizde örnek olarak vermiştik. İşte kalemi prasa diye kabul ettiriyor insanlara ve insanlar bunu kabul ediyorlar yani. Sorgulamıyorlar. Avrupa'da böyle bir anlayış var. Ve Papa bunu insanlar üzerinde sadece dini olarak değil siyasi ve ekonomik bir baskı unsuru olarak da kullanıyor. Endülijans dediğimiz işte bir uygulama var. Cennetten arazi satıyorlar insanlara. Aforos tehdidi var. İnsanları işte dinden çıkartmakla tehdit ediyor. Enterdi dediğimiz bir olay var mesela. Bütün bir milleti topyekün dinden çıkarma yetkisi var papan. İnsanları bu şekilde korkutuyor. Cehennemle korkutuyor açıkçası. Yani hakikaten karanlık bir dönem yaşanıyor. Afrika'ya baktığımızda Afrika'nın kuzeyinde bir Bizans hakimiyeti, Doğu Roma hakimiyetinden bahsediyoruz. Ancak orada da Bizans'la Sasani'ler arasında yani İran ile Bizans arasında bir hakimiyet mücadelesi durumu söz konusu ve kısmen bir Hristiyanlık da var. Özellikle şu an günümüzün Etiyopya'sı o dönemki adıyla Habeşistan'da bir Hristiyanlık var. Asya'ya baktığımızda arkadaşlar Anadolu'da Doğu Roma Bizans hakimiyeti var. Orta Asya'ya doğru gittiğimizde ise bir Türk devleti Göktürklerin hakimiyetinden bahsediyoruz bu dönemde. Hatırlarsanız Göktürkleri 3. adımda anlatmıştık. 6. yüzyılda Orta Asya'ya hakim olan bir Türk devletiydi. İşte Türklerin hakimiyetinde bir Orta Asya var. Ancak tabii ki bir güçlü Çin de var. Yani Çin'i de göz ardı etmemek lazım. Her ne kadar Çin'de tat kavgaları yaşanıyor olsa da, siyasi bir istikrarsızlık yaşanıyor olsa da Çin yine de güçlü bir unsur olarak Asya'da varlığını devam ettiriyor. Dinsel açıdan baktığımızda çok farklı inanışlar var arkadaşlar. Yani bu dönemde işte e, İran'da zerdüşlük, mecusilik, işte ateşe tapmalık, İslamiyet öncesi Türkler'de gök inanışı keza yine yaygın. Hindistan'a baktığımızda Veda dini ki işte bu da bazı tabiat ve tabiat kuvvetlerinin işte kutsal sayılması ve onlara tapmaya dayanan bir inanış. Geza yine taoizm, konfüçyüsçülük bu da Çin'de hakim olan inanışlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani tek tanrılı inanış yok diyebiliriz arkadaşlar. Asya'da yok diyebiliriz. Tam bir kaos var, tam bir keşmekeş var. Arap yarımadasına baktığımızda ise işte, işte İslam'ın doğduğu coğrafya. Arap Yarımadası'na baktığımızda yani şöyle söyleyeyim dünyadaki diğer coğrafyalardan çok da farklı bir durum yok. Hatta daha da karanlık daha da kötü bir durum söz konusu. Şimdi bu dönemde Arapistan'da bir siyasi birlikten bahsetmek söz konusu değil. Güneyinde ve kuzeyinde birçok şehir devleti yapılanması var. Yani siyasi bir birliğin olmadığının kanıtı şehir devletleri. İşte güneyde Main, Sebe gibi devletler. Kuzeyde ise Gassani, Tedmür, Hire gibi devletler, beylikler var. Siyasi bir otorite, merkezi bir güç yok. Zaten bu bile başlı başına bir kaos neden arkadaşlar. Yani şunu unutmayın. Eğer size sınavda bir coğrafyada siyasi bir otoritenin olmamasından, güçlü bir merkezi krallığın, devletin olmamasından, orada bir siyasi parçalanmışlıktan bahsediyorsa Hemen orada bir kaos olduğu yargısına ulaşacaksınız. Orada mutlaka bir mücadele vardır. Orada mutlaka bir kaos vardır yani bunu unutmayın. Şimdi İslamiyet öncesinde Arap yarımadasına cahiliye dönemi denir arkadaşlar. Niye cahiliye dönemi diyorlar? Çünkü insanlar kız çocuklarının doğmasından utanç duyuyorlar. Ve birinci çocuğundan sonraki çocuklara da eğer kız olursa o kız çocuklarını diri diri çölde kuma gömüyorlar. İşte putperestlik inanılmaz yaygın. Kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor insanlar. İşte bulgurdan, pirinçten, ağaçtan oyarak yaptıkları neyse putlara tapıyorlar. Onlardan medet umuyorlar. Ve burada arkadaşlar toplum iki şekilde yaşıyor. Ya göçebe ya da yerleşik olarak. Göçebe olarak yaşayanlara bedevi denir. Ki bunlar Hayvancılıkla uğraşırlar. Çöllerde göçebe şekilde yaşarlar. Yerleşik yaşayanlar ise hadari olarak adlandırılır. Bazı kaynaklarda medeni diye de adlandırılıyor arkadaşlar. Bu yerleşik yaşayanlar yani yanlış mı? Değil. Hadari daha akademik bir isimdir, daha bilimsel adıdır. Ama bunlara medeni de derler. Göçebiler, göçebelere bedevi, yerleşiklere hadari ya da medeni adı verilir. Yerleşiklerin geçim kaynakları ise tarım ve ticarettir. Sonuçta yerleşik yaşıyorsan tarımla uğraşabiliyorsun ya da tarımla uğraşıyorsan yerleşik yaşıyorsun demektir. E tarımla uğraşmak beraberinde ticari faaliyetler de doğuracaktır arkadaşlar. Şimdi yerleşik yaşayanlar bedevilerden farklı olarak şöyle bir durum var. Bedevilerde kabileler şeklinde kabile reislerinin hakimiyetinde bir anlayış var, yönetim anlayışı var. Ancak medenilerde, hadarilerde, yerleşiklerde, şehirlerde yaşayanlarda ise kabile meclisi dediğimiz bir anlayış var. Yani kabilenin önde gelenlerinin oluşturduğu bir meclis yapısı var. Yani böyle direkt tek kişinin hakimiyetinde değil de biraz daha böyle hani demokrasi kokusunun olduğu diyelim. Yani yoksa böyle buram buram demokrasi vardır diyemezsiniz cahiliye döneminde Arap Yarımadası'nda ama eh kısmen yine de böyle bir meclis yapısının olması kısmen bir demokrasinin olduğunun göstergesidir. Erkek egemen mutlak erkek egemen bir toplum. Kadınların hiçbir hakkı yok arkadaşlar. Yani burada çok net ataerkil bir yapı durum söz konusu. Çok eşlilik, poligami dediğimiz durum var. Çok eşlilik vardır, poligami vardır. Ve kadınların hiçbir sosyal hakkı yoktur. Bu kabileler arasında, Arap Yarımadası'nda yaşayan kabileler arasında sürekli kan davaları var. Ve bu nedenle 12 ayın 8 ayında bunlar sürekli birbirleriyle mücadele halindeler. Sürekli bir savaş halindeler. Özellikle de bunların mücadelesinin altında yatan neden bütün Arap Yarımadası'nda yaşayanlar için kutsal kabul edilen Mekke'deki Kabe'ye ve Mekke'ye hakim olabilme düşüncesidir. Çünkü Mekke şehri Arap Yarımadası'nın en önemli şehridir. Çünkü orada Kabe vardır. Kabe putperesler için de kutsaldır. Yani sadece biz Müslümanlar için kutsal değil, putperesler için de kutsal olarak kabul edilir. Burada her sene Pazarlar kurulur, panayırlar düzenlenir. Kervanlar mutlaka Mekke şehrinden geçer. Çok önemli bir ticaret merkezidir. İşte buranın önemli bir ticaret merkezi olması beraberinde bu topraklarda yaşayan kabilelerin orayı ele geçirip ekonomik ve siyasi anlamda güçlenmek istemelerine neden olmuştur. Bu da sürekli bir mücadeleyi doğuruyor. 12 ayın 8 ayı savaş halindeler. 4 ay savaş yapmazlar. Onlara haram aylar derler. Arkadaşlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır ki bunlar Hicri takvime göre olan aylar biliyorsunuz. Bunlar da bu adamlar savaş yapmazlar. Bunlar haram aylardır. İşte bu 4 ay boyunca Kabe'de, e, Mekke'de panayırlar düzenlenir, şenlikler düzenlenir, işte ticari faaliyetler yürütülür. İnsanlar bir şekilde edebi anlamda, ticari anlamda, ekonomik anlamda, sosyo-kültürel anlamda gelişme çabası içerisine girer imiş bu 4 ayda. Ya da şöyle de yorumlayabilirsiniz. Daha sonra 8 ay boyunca yapacak savaşları da yapacakları savaşlara hazırlık dönemi olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Arap Yarımadası'na baktığımızda canlar... Evet putperestlik çok yaygın ama bunun dışında zerdüşlük, ateşe tapma, Musevilik, semavi bir din olan Musevilik, Hristiyanlık keza yine bunlar da görülen dinler arasındadır. Bir de Hz. İbrahim'in dininden olanlar İbraniler ya da Hanifler dediğimiz bir grupta var. Yani tek tanrılı bir inanış bu da arkadaşlar. Ee, İslam'a benziyor biraz. Yani bu Haniflik inanışı, İbranilik inanışı biraz da İslam'a benzer. Ki zaten e, İslam'ı temelinde bu Hz. İbrahim'in ortaya koymuş olduğu e, tek tanrılı inanışın olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Kabe dediğimiz gibi önemli bir merkez. Bugün de önemli, İslamiyet öncesinde de önemli. Bütün putlarını burada toplarlar. Her kabilenin kendisi için kutsal saydığı bir putu vardır. Ve bu haram aylarda ukaz adı verilen panayırlar düzenlerler. O panayırlarda ticaret yaparlar, o panayırlarda işte şiir yarışmaları, edebi yarışmalar düzenlerler. Bir şekilde sosyalleşme içerisine girerler imiş. Ama gerek putperest olmaları, gerek kız çocuklarını diri diri gömmeleri, gerek işte sürekli bir savaş halinde olmaları, kadınlara hiçbir sosyal hak verilmemesi gibi unsurlar Arap Yarımadası'nda çok net bir cahiliye döneminin yaşandığının kanıtıdır diyoruz. İncele bölümümüze baktığımızda şimdi burada canlar... Hz. Muhammed'in peygamberliği ile birlikte Hz. Muhammed'in ölümüne kadar geçen süreçte yaşanan önemli olayları vermiş ki bizler de bunları anlatacağız size konuşacağız. Hz. Muhammed'e peygamberliğin gelişi 610 yılında olacak arkadaşlar. 40 yaşındayken peygamber olacak Hz. Muhammed. Daha sonrasında bir Habeşistan'a hicret durumu söz konusu. Belli bir grubu Habeşistan'a Hristiyan olan Habeşistan'a gönderecek Hz. Muhammed. Daha sonrasında 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret var ki bu İslam tarihinin çok önemli olaylarından bir tanesi ve aynı sene Medine'de yaşayanlarla Medine Şehir Sözleşmesi'nin yapıldığını göreceğiz. Ardından Mekkeli müşriklerle yani Allah'a şirk koşanlarla, putperestlerle Medine'li Müslümanlar arasında yapılan savaşlar var. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı gibi savaşlardan bahsedeceğiz. Ardından Hudeybiye barışı dediğimiz Mekkelilerle bir barış antlaşması yapılacak. Önemlidir buradan soru gelebiliyor. Ardından Muteseferi, Hayber Kalesi'nin fethi, Mekke'nin fethi ki İslam tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi. Huneyn ve Tayyip Seferleri yine Hz. Muhammed döneminde Tebük Seferinden bahsedeceğiz Suriye üzerine. Ve 632 yılında Hz. Muhammed'in vefatı ve veda hutbesiyle birlikte veda haccı ve veda hutbesiyle birlikte Hz. Muhammed dönemini bitireceğiz. Şu gördükleriniz şu incele bölümümüzde bize zaman çizelgesi olarak verilen olaylar Hz. Muhammed döneminin kırılma olaylarıdır arkadaşlar. Önemli siyasi gelişmeleridir. Bizler için potansiyel soru niteliğindedir. Hadi gelin bakalım biraz pekiştir sorularımıza bakalım. Sonra da uygula sorularımıza çözelim. Ardından konumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar Diyor ki pekiştir sorusunun birinci sorusunda. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda durumlarından hangileri siyasal birliğin oluşmasını engellemiştir diyor. Engelleyen unsur istiyor bizden. Kabileler arası savaşların yapılması. E tamam işte. Yani kabileler arası sürekli bir savaş var. Yani bu kabilelerin olması bile zaten orada bir siyasi birliğin olmadığının kanıtıdır demiştim. Mekke'nin dini ve ticari bir merkez olması. Tamam yani Mekke dini ve ticari bir merkez olabilir. Bunun bir merkez olması siyasi birliğin olmayacağı anlamına gelmez. Aksine aslında bu siyasi bir birliği oluşturabilecek bir fırsat olarak da değerlendirilebilirdi bölgedeki Araplar tarafından. Hani Mekke merkezi bir siyasi yapı oluşturabilirlerdi ama oluşturamamışlar. Aslında bu iyi bir şeydir. Kan davalarının yaygın olması Arkadaşlar sürekli bir kan davası var kabileler arasında. Sürekli bir mücadele var. İşte bu mücadelede bunlar arası siyasi birliğin oluşmasını engelleyen unsurlardan bir diğeridir. O yüzden cevap Denizli olacak 1 ve 3 diyeceğiz. Peki 2'ye bakalım. İslamiyet'ten önce Arabistan'da Araplar farklı haklara sahip sınıflara ayrılmışlardı. İnsanların toplumdaki etkisi genellikle ekonomik güçleriyle doğru orantılıydı. Evet ne kadar zenginsen o kadar güçlüsün, toplumda o kadar söz sahibisin. Özellikle Mekkeliler doğudan gelen malları Suriye limanlarına taşıyarak ticareti geliştirmişlerdi. Medine'liler ise daha çok tarımla uğraşmaktaydı diyor. Peki şimdi buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakalım. Ekonomik koşullar toplumsal yapı üzerinde belirleyici olmuştur. Nerede görüyorsunuz bunu? Bakın bunu çok net bir şekilde bir yerde görüyorum ben. Nerede görüyorum? Bak insanların toplumdaki etkisi genellikle ekonomik güçleriyle doğru orantılıydı diyor. Yani ne kadar güçlüysen ne kadar zenginsen o kadar güçlüsün. Toplum içerisindeki yerin o şekilde belirleniyor. Bir var mı? Var. Arap halkı geçimlerini hayvancılık sayesinde sürdürebilmiştir. Niye? Medine'liler tarımla uğraşıyormuş bak. Ya Arap değil mi? Orada da Arap var. Bu olmaz. İkiyi alma. Suriye limanları Arap ticaretinin dışı açılmasını sağlamıştır. Bakalım. Özellikle Mekkeliler doğudan gelen malları Suriye limanlarına taşıyarak ticareti geliştirmişlerdi diyor. Demek ki bu adamlar dünyaya Suriye limanlarından açılıyorlarmış. Ticarette Suriye limanları Araplar için özellikle Mekkeliler için önemli bir merkez imiş. O yüzden bunu da alırız. Bak buradan al bunu. Suriye limanlarına taşıyarak ticareti geliştirmişlerdir. Alacaksın. Buradan nereye bağlayacaksın? Üçüncü öncüle bağlayacaksın. O yüzden cevap ne olur? Yine Denizli 1 ve 3 olur. Peki. Hadi gel uygula sorularına bakalım. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda Araplar için açıklanan hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Şiir ve hitapet sanatı gelişmiş. Evet Ukas panayırlarında şiir yarışmaları, edebi yarışmalar düzenleniyordu. Bu gelişmiş olduklarının bir kanıtı. Siyasi birlik kesinlikle yok. Kabileler şeklinde yaşıyorlar. Eşitlikçi ve adil bir düzen vardır. Hayır tam tersine çok net bir sınıfsal toplum yapısı var. Kölelik inanılmaz yaygın arkadaşlar. Yani almış başını gitmiş kölelik. Herkes ee, ne kadar zenginse o kadar güçlü. Fakirsen kölesin yani. Cevap zaten çıktı puta tapıyorlar, kervan ticareti yapıyorlar. Bunlardan bahsetmiştik. Cevap Ceyhan olacak. Peki, İslamiyet'ten önceki Türk toplum Arap toplumlarında uygulamaları Arapların aşağıdaki hangi alanda gelişiklerinin göstergesidir? Güzel konuşma sanatının saygınlık belirtisi olması, panayırlarda şiir yarışmalarının yapılması, en güzel şiirlerin altın harflerle yazarak kahve duvarına asılması. Arkadaşlar bu adamlar bu anlatıma bağlı olarak verdiği bu bilgilere bağlı olarak hangi alanda muazzam bir gelişme kaydetmişlerdir diyebilirsiniz çok net ben burada bir edebiyat görüyorum cevap bulu olacak şiir diyor yani güzel konuşma diyor bunların hepsi birer edebiyat ürünü cevap bulu kolay bir soruydu üçe bakalım İslamiyet'in doğuşundan önceki dünya uluslarının inançları arasında aşağıdan hangisi yer almamıştır diyor bakıyoruz. Bizans'ta Hristiyanlık dininin Ortodoksluk mezhebi yaygındır. Evet Bizans Hristiyan ve Ortodokstur Adana doğru. Sasaniler tanrılarına ateş yakarak tapıyorlardı. Arkadaşlar bunlar İran medeniyetidir. Bunlar eski Persler yani ateş kedeler bunlar. Bunlar Zerdüştür bunlar ateşe taparlar. Bolu da var. Çin'de Konfüçyüsçülük var demiştik. Söylemiştik. Hindistan'da veda inanışı var dedik. Bu da neydi? Hani tabiat ürünlerinin kutsal sayılması ve ona tapılması mevzusu. Denizi de var. Kök Türklerde Musevi inancı benimsenmiştir diyemezsiniz. Kök Türkler Gök inanışını benimsemişlerdir. Ha Türklerde Musevilik inanışını benimseyen bir devlet vardı, topluluk vardı hatırlıyor muyuz? Aferin hatırladınız Hazarlar arkadaşlar. Hazarlar Museviydi. Bunu bir önceki adımımızda anlatmış idik. Burada da cevap Edirne olacak. İslamiyet'in doğuşu ve yayılışıyla konumuza devam edelim. Öğrenle devam ediyoruz. Şimdi canlar, İslamiyet'in doğuşu Hz. Muhammed'in peygamberlik vasfının, peygamberlik görevinin kendisine tebliğ edilmesiyle birlikte başlayacak. Şimdi önce Hz. Muhammed miladi takvime göre 570 yılda Mekke'de doğuyor. Ve Mekke yakınlarında Hira Dağı'nda Hz. Muhammed kendisine peygamberlik gelmeden önce, tebliğ edilmeden önce belli dönemlerde inzivaya çekilmiş ve insanın yaratılışıyla ilgili, insanın bu dünyadaki göreviyle ilgili, misyonuyla ilgili hep bir sorgulama içerisine girmiştir. Hz. Muhammed hiçbir zaman putperest olmamış arkadaşlar. Hz. Muhammed mutlaka insanın kendi eliyle inşa etmediği, yapmadığı, insandan kudretli, bütün doğaya, tabiata ve insana hakim bir yaratıcının olduğuna inanmış. Ha bu Allah olarak tanımlanmamıştır o dönem ama ve İslam olarak da tanımlanmamıştır ama Hz. Muhammed hep bunları sorgulamış ve Hira Dağı'ndaki mağarada zaman zaman böyle inzivaya çekilip günlerce kendisini dinlemiş, tefekkür etmiştir. Ve en nihayetinde 610 yılında Allah tarafından Cebrail aleyhisselam, Cebrail melek Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla ilk vahiy indirilmiştir. Ve kendisine peygamberlik vasfı görevi verilmiştir 40 yaşındayken. Nedir o ilk vahiy? Ne diyor? İkra. İkra bismi rabbikellezi alak yani oku. Seni yaratan Allah'ın adıyla oku diyor Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e ve kendisine okuma emri veriliyor. İlk inen ayet oku emridir arkadaşlar. Daha sonrasında Hazreti Muhammed kendisine böyle bir görevin verildiğini karısı Hazreti Hatice'ye anlatıyor ve Hazreti Hatice kendisine biat ediyor ve ilk Müslüman olan kişi oluyor Hazreti Hatice. Daha sonrasında yakın çevresine Hazreti Ebubekir'e, Bekir'e, Hazreti Ali'ye, e, hizmet, hizmetkarı Zeyd'e e, yaşanan bu olayı anlatan Hazreti Muhammed'e bu kişiler de biat etmiş ve Müslüman olmuşlardır. Daha sonrasında İslam Mekke coğrafyasında zorluklar içerisinde belli bir süre kısıtlı imkanlarla yayılmaya başlayacak. İşte Hazreti Muhammed'e inanmış, Müslüman olmuş olan bu kişilere biz sahabe adı veriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Hazreti Muhammed e, bu Mekke'de İslam'ı yayma mücadelesi Mekke'deki putperestleri, müşrikleri fazlasıyla rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü Hazreti Muhammed'in söylemleri tek tanrılı bir inanışı Allah'ın inanışını ortaya koyuyor. Tevhid inanışını ortaya koyuyor. Ve bu durumdan putperestler fazlasıyla rahatsız oluyor. Çünkü İslam putperesi yasaklıyor. Kabe'deki putların yıkılmasını öngörüyor. Eğer Kabe'deki putlar yıkılırsa o zaman Kabe'nin bir dini merkez olma özelliği sona erecek belki de putperestler. Ve onlar için önemli bir ticari kapı olan, gelir kapısı olan o Kabe'nin turizm merkezi olma özelliği sona erecek. Yani oradaki ekonomik güçlerini kaybetmek istemeyen müşrikler İslam'ın yayılmasına şiddetle karşı çıkmışlardır. Keza yine İslam ne öngörüyor? İslam eşitlik öngörüyor. İslam köleliği kesinlikle yasaklıyor. E, az önce ben size Arap Yarımadası'nda çok sert bir sınıfsal yapı var dedim. Kölelik inanılmaz yaygın dedim. Yani İslam diyor ki efendi köle diye bir şey yok. Senin köle dediğin adam seninle aynı haklara sahip diyor. E şimdi tabii ki Mekke'nin önde gelenleri, efendi dediğimiz adamlar, kabile reisleri zenci bir köle ile eşit olmayı kabul etmek istemeyeceklerdir. Haliyle İslam'a ve İslam'ın söylemlerine şiddetle karşı çıkacaklar ve bunun üzerine Hz. Muhammed artık İslam'ın Mekke'de yayılmasının imkansız olduğunu görmüş ve Mekke'den Medine'ye göç etmenin zamanı geldiğini düşünmüştür. Bu doğrultuda canlar hac zamanında Mekke'ye gelen Medineli bir grup Hazreti Muhammed'i Medine'ye davet ediyorlar. Hazreti Muhammed de bu davet üzerine Medine'ye gitmek üzere bir hazırlık süreci içerisine giriyor. Ve bu doğrultuda arkadaşlar baskıdan kurtulmak isteyen Müslümanlar Hazreti Muhammed ile Medine'liler arasında Akabe biyatı adı verilen görüşmeler yapılıyor. Ve 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç yani hicret gerçekleştiriliyor. Biz bu olaya hicret adını veriyoruz. Daha önceki konularımızda anlatmıştık. Ee, Müslümanlar tarafından kullanılan, Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başlanan hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz olaydır arkadaşlar. Bu biliyorsunuz 622 yılı hicret, hicri takviminde, ay yılı esası hicri takviminde başlangıcı demiş idik. Bunun üzerine arkadaşlar Mekke'den Medine'ye yapılan bu hicret sonrasında Hz. Muhammed ile Medine'de yaşayan Yahudiler arasında bir şehir sözleşmesi, bir sözleşme yapılıyor. Buna Medine Şehir Sözleşmesi adı verilir. Ve bu doğrultuda Medine'ye yaşayan herkes eşit haklara sahip vatandaş olarak kabul ediliyor. Herkese ibadet ve ayin serbestliği tanınıyor. Burada özellikle Yahudiler çoğunluktadır. Yahudilerle Müslümanlar eşit kabul edilmiştir. Burada şehrin lideri Hz. Muhammed kabul edilmiş ve aslında İslam devletinin temelleri böylece atılmıştır diyoruz. Bundan sonra İslam Medine üzerinden yayılmaya başlayacak. Ancak İslam'ın hızla güç kazanması Mekkeli müşrikleri fazlasıyla rahatsız edecek ve İslam'ın yayılmasından rahatsızlık duyan Mekkeli müşrikler İslam'ın önünü kesebilmek amacıyla bir an önce İslam ordularıyla savaşa başlayacaklar. Bu doğrultuda 624 yılında Müslümanlar ile Medine'li Müslümanlar ile Mekke'li müşrikler arasında ilk savaş Bedir kuyusu kıyısında, Bedir kuyuları kıyısında Bedir savaşı yaşanacak. Arkadaşlar bu savaşın nedeni olarak şöyle kabul edilir. Medine'ye göç eden Müslümanların Mekke'de el konulan mallarına karşılık Suriye'den dönen zengin bir Kureyş kervanını ele geçirmek istemeleri savaş nedenidir. Bu işin bahanesi olmuştur. Şimdi Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların Mekke'deki mallarına Mekkeli müşrikler el koyuyorlar. Bunun üzerine Medine'deki Müslümanlar da madem siz böyle yaptınız deyip Mekkeli Mekke'nin önemli kabilelerinden bir tanesi olan Kureyş kabilesinin bir kervanına baskın düzenleyip onun mallarına el koyuyor. Bunun üzerine artık bu işin bahanesi olmuş. Mekkelilerle Medineliler arasında bir savaş başlıyor. Bedir kuyusu etrafında yaşandığı için bu savaşa Bedir Savaşı adı verilir. Mekkeli müşrikler sayıca çok üstün olmalarına rağmen Müslümanlar bu savaşı kazanacak arkadaşlar. Müslümanların kazandığı ilk savaştır bu Bedir Savaşı. Bu savaşın kazanılmasının ardından bakın buraya dikkat edin bunlar çok önemli. Savaş esirlerinden her bir savaş esirinin 10 okuma yazma bilmeyen Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacağı söylenmiştir. Bakın bu çok önemli. Bu İslam'ın Hz. Muhammed'in eğitime, okumaya, bilime, ilime verdiği önemi görmek açısından çok önemlidir. Yani sen esir düşmüşsün Müslümanlara bir Mekkeli müşriksin, okuma yazma biliyorsun. Okuma yazma bilmeyen 10 Medineli Müslümana eğer okuma yazma öğretirsen serbestsin. Yani bir nevi fidye olarak okuma yazma fidyesi veriliyor yani. Müthiş. Bakın eğitime verdiği önemi görmek açısından çok önemli ki zaten İslam'ın ilk emri okudur arkadaşlar. Bu çok önemli. Daha sonrasında yine bizler için önemli bir bilgi sınavda soruyorlar. Çok geldi arkadaşlar. Yine gelir mi? Yine gelir. Dikkat edin. Savaşta ele geçirilen ganimetlerin 5'te biri devlet hazinesine geri kalanı ise savaşa katılan askerler arasında paylaştırılmış. Böylece İslam savaş hukukunun da temelleri atılmıştır. Bakın önemli bir kavramdır bu. Biz buna hunsu şeri deriz. Bak size biraz güzel akademik bilgiler vereyim bu 5'te birinin devlet hazinesine aktarılması meselesi humsu şeri olarak adlandırılır. Biz bunu daha sonrasında bütün İslam devletlerinde göreceğiz arkadaşlar. Yani hepsinde var bu. Humsu şeri kavramını biz bundan sonra hemen hemen bütün Türk İslam devletlerinin hepsinde görüyoruz. Humsu şeriye dikkat edesiniz. Peki. Dur şu humsu şeriyi şöyle yazayım size. Bu bulunsun bunu istiyorum. Osmanlı Devleti'nde de aynı şey var. Bir savaş kazanıldığında savaşın ganimetinin beşte biri hazineye aktarılıyor. İşte bunun ilk uygulamasını Bedir Savaşı'nda Hz. Muhammed başlatıyor. Dikkat edin. Ancak daha sonrasında şöyle bir şey görüyoruz. Bedir Savaşı'nda daha öncesinde Medine şehir sözleşmesiyle Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılan anlaşmayla e, birlikte hareket etme sözü veren bazı Yahudilerin bu savaşta Mekkeli müşriklerle hareket ettiğini görüyoruz ve buradaki Medine'deki Yahudilerin Medine'den çıkartılması durumu söz konusu olacak. Arkadaşlar Bedir savaşında istediğini alamayan Mekkeli müşrikler bir kez daha saldıracaklar. 625 yılında çok duyduğunuzu düşündüğüm bir savaş Uhud Savaşı denilen bir savaş yaşanacak. Mekkeli müşriklerin lideri olan Ebu Sufyan komutasında Mekkeliler Medine üzerine doğru sefere çıkacaklar. Hz. Muhammed de onları Uhud Dağı eteklerinde karşılayacak ve 625 yılında İslam tarihinin önemli savaşlarından bir tanesi Uhud Savaşı yaşanacak. Şimdi bu savaş öncesinde Hz. Muhammed 50 tane okçuyu Uhud Dağı'nın eteklerine yerleştirmiş ve onlara demiş ki ne olursa olsun Burayı terk etmeyeceksiniz. Ancak savaşın yerlenen saf safalarında savaşın Müslümanlar tarafından kazanıldığını düşünen bu 50 okçu bulundukları yerleri terk etmişler. Bunun üzerine o bölgenin boşak çıktığını gören Mekkeli müşriklerin askeri lideri olan Halet bin Velid dağın etrafından dolaşıp Medineli Müslümanları sıkıştırmış ve bu savaşta Müslümanlar ağır kayıplar vermiştir. Hatta Hz. Muhammed'in bu savaşta yaralandığını, dişinin kırıldığını da Biliyoruz arkadaşlar. Yani bu savaş aslında kaybedilmiş bir savaştır Müslümanlar açısından. Ama Medine'liler kadar Mekkeliler de kayıp veriyorlar. Ama biz daha çok bu savaşın Medine'li Müslümanlar tarafından kaybedildiğini söyleyebiliriz. Bu savaşta da aynı durum yaşanıyor. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Uhud Savaşı'nda da Medine'li Yahudiler yine Müslümanlarla değil, müşriklerle, Mekkelilerle işbirliği yapınca buradaki Yahudiler, bu işbirliği yapan Yahudiler Medine'den gönderilmiş ve bunların kalan silahlarına da ve hurmalıklarına da, mal varlıklarına da Müslümanlar tarafından el koyulmuştur. Şimdi arkadaşlar bu incele kısmımızda iki önemli mevzu var. Bunlardan bir tanesi hicret, bir diğeri ise Medine Şehir Sözleşmesi. Şimdi hicret olayı bizim için önemli. 622'ye geldiğimizde Hz. Muhammed artık Mekke'den İslam'ın yayılmasının e, neredeyse imkansız olduğu kanaatine varmış ki Allah'ın da kendisine verdiği emir doğrultusunda ve Medine'lilerin de daveti üzerine 622 yılında Mekke'den Medine'ye bir göç yaşanmıştır ki biz buna hicret deriz. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir, Medine'de Mekkelileri karşılayanlara, Müslümanları karşılayanlara ise Ensar adı verilir. Ve Hz. Muhammed de e, Mekke'den Medine'ye hicret edenlerden birisidir ki Hz. Ebu Bekir'le birlikte kendisi dört halifenin birincisi olacak anlatacağız. En son Mekke'yi terk eden kişidir. Hz. Muhammed daha sonrasında Medine'ye geldiğinde orada e, Eyyübel Ensari'nin evinde kalacak ki o Eyyübel Ensari'yi biz Emeviler döneminde İstanbul kuşatmasına katılan bir sahabe olarak biliyoruz. Daha sonrasında o İstanbul kuşatması esnasında şehit olmuş ve şehit olduğu yer şu an Eyüp Sultan Türbesi'dir ki İstanbul'da da bir ilçenin adıdır. Eyüp ilçesinin adı oradan gelir. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti sonrasında onu evinde ağırlayan kişidir arkadaşlar. Eyyübel Ensari benden size ekstra bir bilgi olsun. Hicret olayı sonrasında İslam o bölgeden hızla yayılmaya başlayacak. Artık Mekkeli müşriklerin baskısından kurtulacak Müslümanlar. İslam devletinin temellerinin atıldığını söylüyoruz. Siyasi bir güç haline gelecek Müslümanlar ve bizim için de Hicri takvimin başlangıcıdır demiş idik. Medine Sözleşmesi'ne baktığımızda 622 yılında bu hicre sonrasında Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar ile Medine'de yaşayan toplumlar arasında özellikle Yahudiler arasında gayrimüslimler arasında yapılan bir şehir sözleşmesidir bu Medine Şehir Sözleşmesi. Arkadaşlar bu Medine Şehir Sözleşmesi'ne göre herkes Medine'de yaşayan herkes eşit haklara sahip olacaktır. Yani adeta bir vatandaşlık hukuku ortaya koyuluyor arkadaşlar. Bu önemlidir. Burada doğruluk, iyilik, adalet, yardımlaşma, barış ve dokunulmazlık gibi kavramlar yürürlüğe koyulmuş. Bu şehirdeki kan davaları bitirilmiş. Ee, i̇şte zulmetmek, bozgunculuk, suçlara yardım etmek, yataklık etmek, cinayet gibi eylemler ise kesin olarak yasaklanmıştır diyoruz. Yani aslında bir nevi e, o şehirde yaşamanın kurallarının ortaya koyulduğu, belgedir diyebiliriz Medine Şehir Sözleşmesi için önemlidir. Dikkat etmek lazım. Haydi gelin şu anlattıklarımızla ilgili pekiştir ve uygula sorularımıza bir bakalım. Diyor ki hicretle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinin doğru olduğu savunulamaz diyor. Bakalım. Müslümanların Mekke'de uğradığı zulümden sonra gelişmiştir. Evet baktık ki Mekke'de bu iş olmayacak. Medine'ye hicret edildi. Doğru. Mekkelilerin isteğiyle geç... Hayır. Mekkelerin isteğiyle gerçekleşmemiştir. Medineliler davet etmiştir. Bunun üzerine Mekke'den Medine'ye bir hicret durumu söz konusu olmuştur. Yani bu bir istek değil, bu bir zorunluluk üzerine olmuştur aslında. Yani cevabımız burada bol olarak çıktı. Medine İslam Devleti'nin kurulmasını ortam hazırlamıştır. Hz. Muhammed Devlet Başkanı sıfatı kazandırılmıştır. İslamiyet'in daha hızlı yayılmasına ortam hazırlayan olaydır dedik. Buraya mesela şey de ekleyebilirdi değil mi? Hicri takvimi başlangıcı kabul edilmiştir falan da ekleyebilirdi. O da olurdu. Cevap bol olacak. Kolay bir soruydu. İkinci soruya bakalım. Hz. Muhammed döneminde Medine'li Müslümanlar Mekkeli müşriklerle Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlar yapmış. Biz şu an Bedir ve Uhud'u gördük. Biraz sonra Hendek'i göreceğiz. Medine'li Müslümanların bu savaşlarla ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir diyor şimdi burada şunu unutmayın arkadaşlar Mekkeliler saldırıyor Medine'li Müslümanlar savunuyor yani Müslümanlar savunma pozisyonundalar hep bu savaşlarda ona göre bakalım Müslüman Müslüman toplumu koruma ve İslamiyeti yayma hmm, koruma diyor Evet biz burada Müslümanları korumak istiyoruz olabilir Mekke'de kalan akrabalarına kavuşmak Mekke'de kalan akrabalarına kavuşmak istiyorsan Mekke'yi alman lazım o Mekke'nin fethiyle olacak. Yani saldırı yapman lazım. Bolu olmaz. Kutsal mekan olan Kabe'yi ele geçirmek istiyorsan dediğim gibi yine Mekke'yi fethetmen lazım. Saldırman lazım. Mekke'nin zengin kervanlarını ele geçirmek. Ben saldırmıyorum. Onlar saldırıyorlar. Ben savunuyorum. Mekkelilere İslam'ı anlatmak. Mekkelilere İslam'ı anlatmak istiyorsak Mekke'den Medine'ye hicret etmez. Mekke'de kalırdık arkadaşlar. O yüzden burada da cevap ne olacak? Adana olacak. Çünkü burada Müslümanlar savunma pozisyonunda, gayrimüslimler, müşrikler saldırı pozisyonundadır. Bizim burada olayımız Müslümanları koruyabilmektir. Uygula sorularımıza baktığımızda 1. İslamiyet kölelere kötü davranmayı yasaklamış ve onları azat etmeyi teşvik etmiştir. Bu durum İslam toplumlarında 1, 2, 3 gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır diyor. Bakalım İnsan hakları kavramının gelişmesi e tabi canım köleler de insan yani haliyle onların e, haklarını korumak istiyor bu var. Sosyal barışın sağlanması kesinlikle bir eşitlik sağlamamacı var. Bu köle efendi ilişkisini düzenlemek istiyor. Köleler arasında İslam dininin hızla yayılması e tabi ki yayılır yayılmaz olur mu? Şimdi kölelere diyorsun ki sen efendi dediğin adamla aynı hakka sahipsin yani köle bundan memnun olmaz mı? E bundan memnun olan köle bu İslamiyet iyiymiş deyip İslam'a ne yapacaktır? Geçmek isteyecektir. O yüzden cevap Edirne 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza şöyle bakalım arkadaşlar. İslam dininin getirdiği sosyal, ekonomik ve dinsel yeni düzenlemeler Mekkeli putperestlerin tepkilerine neden olmuş. Eski düzenden çıkarları bulunan Mekkeliler bu dine inananlara karşı şiddete dayalı bir mücadele başlatmışlardır. Evet anlatmıştık çünkü bunların hani bazı çıkarlarına aykırıydı İslam. Mekkeli putperestlerin bu tepkisinde etkenlerinden hangileri rol oynamıştır diyor. Bakalım. Toplumsal alışkanlıklarından kolay vazgeçememeleri. E kesinlikle yani bu herkes için geçerli bir şey. Yani bu adamların belli bir alışkanlıkları var. Bu adamlar bu alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyorlar. İslam çünkü bu adamların bütün o yaşam şekillerini değiştirmelerini öngörüyor. Özellikle bu işte köle efendi mevzusu, sosyal adaletsizlik gibi durumlar zenginden işine geldiği için haliyle bunlar İslam'a karşı durmuşlardır. Eski dinlerinin toplumsal hayata daha uygun olması. Valla bunların eski dinleri putperestlik arkadaşlar. Yani putperestlik toplumsal hayata daha uygun mu? Yani değil. İslam aslında toplumsal yaşama daha uygun bir din. Çünkü İslam toplumsal yaşamda adaleti, hoşgörüyü, eşitliği öngörüyor. Ancak bunların eski inanışları çok sert bir sınıfsal yapıdan bahsediyor. Bunu alamayız. Bu iyi değil zaten. Müslümanlığın yeni ticari imkanlar yaratacak olması. Valla İslam yeni ticari imkanlar yaratacaksa Mekkeliler bunu niye reddetsin? Sonuçta bu adamlar bu işten para kazanacaklar mı? Kazanacaklar. O yüzden bu da kabul edilemez. Yani bu adamların İslam'a karşı durmaların altında yatan temel neden? Bunların eski alışkanlıklarından vazgeçememiş olmalarıdır deriz. Peki 3'e bakalım. Hz. Muhammed Medine'ye göç ettiğinde şehirde bulunan Yahudilerle bir vatandaşlık beyannamesi imzaladı. Evet o Medine Şehir Sözleşmesi'nden bahsediyor. Buna göre Yahudiler her türlü baskı ve eziyete karşı korunacaklar. İbadetlerini serbest yapacaklar. Ancak Müslümanların düşmanlarıyla işbirliği yapmayacaklardı diyor. Ki yaptılar biliyorsunuz. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İslamiyet hoşgörülü bir dindir. Nereden görüyorsun? Bak ibadetlerini serbestçe yapacaklar diyor. Bak al buradan hemen bunu ibadetlerini serbestçe yapacaklar demiş. E, i̇badetlerini serbestçe yapabilecek olmaları İslam'ın hoşgörülü bir din olduğunu gösterir. Bir, Yahudilere inanç özgürlüğü e, aynı şey burada var. İslam devletinin bazı kuralları belirlenmiştir. E bak işte kurallar belirlenmiş burada yani. Bak işbirliği yapmayacaksınız diyor. Bizimle birlikte olacaksınız diyor. Serbestsiniz diyor. Yani burada kurallar çok net bir şekilde belirlenmiş. Bunu da alabiliriz. O yüzden cevap 1, 2 ve 3 yani Edirne olur diyoruz. Savaşlarımıza öğren bölümüyle devam edelim arkadaşlar. Mekkeli müşriklerle Medine'li Müslümanlar arasında yapılan bir diğer savaş Hendek Savaşı. 627 yılında Müslümanlar için yine bir savunma savaşı. Mekkeli müşrikler saldırıyor. Medine'li Müslümanlar yine kendilerini savunuyorlar Hendek Savaşı'nda arkadaşlar. Burada mevzu artık İslam'ın hızla yayılmasından rahatsızlık duyan Mekkeliler hani bir an önce İslam unsurlarını ortadan kaldırmak istemeleridir. Bu doğrultuda Medine üzerine bir yürüyüş başlayacak ve Hz. Muhammed bu savaşta bir savunma yapılmasını öngörecek. Bu doğrultuda bakın buraya dikkat edin İranlı bir asker komutan olan Selman-ı Farisi'nin önerisiyle Medine şehrinin etrafına hendek yani çukur kazılması öngörülüyor. Ve bu doğrultuda işte develerin geçemeyeceği, insanların geçemeyeceği derinlikte ve yükseklikte, genişlikte hendek kazılıyor. O yüzden bu savaşın da Hendek Savaşı'dır. Ve Mekkeliler hiç beklemedikleri bir savunmayla karşılaşmış ve bu hendeyi aşamamışlardır. Daha sonrasında da geri dönmek zorunda kalıyorlar. Yani ne kadar kuşatma yapacaklar? Geri dönmek zorunda kalmışlar. Ve bu savaşta Medineli Müslümanlar tarafından kazanılmıştır. Ancak yine bu savaşta da Medine'deki bazı Yahudilerin Mekkeli müşriklerle işbirliği yaptığını ve yine bunların da Medine'den çıkartıldıklarını biliyor Rus. 628 yılına geldiğimizde arkadaşlar artık Mekkeli müşrikler bazı gerçekleri kabul ediyorlar ve Medine'lilerle masaya oturmanın yollarını arıyorlar. Bu doğrultuda Müslümanların haç vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye doğru bir yürüyüş düzenlemesi üzerine Mekkeli müşriklerle Medine'li Müslümanlar arasında Hudeybiye'de Hudeybiye Barış Antlaşması yapılmıştır. Ve bu barışa göre bakın bunun maddeleri çok önemli. ÖSYM burayı seviyor. Buradan soru geliyor arkadaşlar. Hudeybiye Barışı'na göre iki taraf 10 yıl boyunca savaş yapmayacak. Tamam iki taraf arası 10 yıl boyunca savaş yapılmayacak. Aslında baktığında bir taraftan iyi bir taraftan kötü. Kötü olan tarafı şu. Yani 10 yıl boyunca cihat yapılmayacak anlamına gelir. Ama bir taraftan da şöyle bir güzelliği var. Yani Mekkelilerden 10 yıl boyunca savaş gelmeyecek olmasının garantisi İslam'ın başka coğrafyalarda yayılmasını kolaylaştırabilir. Yani bunu avantaja çevirebilir Müslümanlar ki çevirmişlerdir. Ama Medine'liler her ne kadar bunu avantaja çevirmek isteseler de Mekkeliler zaten rahat durmayacaklar. Hudeybiye barışını bozacaklar göreceksiniz. İki tarafta istedikleri kabilelerle anlaşma yapabilecek. Güzel. Bir Mekkeli velisinin izni olmadan İslamiyet'i kabul edip Hz. Muhammed'e sığınırsa geri verilecek. Ancak bir Müslüman Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecek. Bak burada bir eşitlik yok. Yani bir müşrik, Müslüman olmayan birisi velisinin izni olmadan, büyüğünün izni olmadan Müslüman olursa o Mekke'ye geri gönderilecek ailesinin yanına. Ama bir Müslüman Mekke'ye geri dönmek isterse ve giderse o geri iade edilmeyecek. Yani burada bir eşitsizlik durumu söz konusu. Ona rağmen Müslümanlar bunu kabul etmiştir. Ve Müslümanlar o yıl Mekke'ye girmeden, girmeden dönecek ama ertesi yıl 3 gün süreyle kalıp haç yapabilecekler şeklinde bir madde yer almış Hudeybiye Anlaşması'nda. Yani Hudeybiye Anlaşması... Eh kısmen bir başarı ama işte eleştirilen yönleri de var. Özellikle genç sahabeler arasında rahatsızlık yaratmış bir anlaşmadır. 10 yıl özellikle savaş yapılmayacak olması, o sene Mekke'ye girememeleri, haç vazifesini yerine getirememeleri bazı rahatsızlıklara neden olacak arkadaşlar. Peki, 629 yılına geldiğimizde bu sefer Hendek Savaşı'nda Mekkelilerle işbirliği yapan Yahudilerin kalesi Hayber Kalesi'ni ele geçirmek üzere bir sefer düzenlenecek. Hem Şam ticaret yolunu güvence altına alabilmek, hem de buradaki Yahudilerin artık bu Mekke'lilerle sürekli işbirliği yapması, İslam ordularını, Müslümanları arkadan vurmasına son verebilmek amacıyla 629 yılında Hayber Kalesi alınacak ki bu İslam ordularının şöyle bir önemi vardır. Onu bilmenizi istiyorum. İslam ordularının ilk kale fethi diye geçer arkadaşlar. Bu açıdan önemlidir bu. İlk kale fethi diye geçer. Bu açıdan bilmenizi istiyorum. Hz. Muhammed döneminde ilk alınan kaledir bu. Hayber Kalesi. 629 yılında ise bir mute seferi dediğimiz sefer düzenlenecek. Bu da aslında yani böyle bir savaşsız bir sefer diyebiliriz. Yani sonunda bir savaş olmuyor. Şöyle ki Gassaniler tarafından Müslümanların bir keşif amaçlı göndermiş olduğu bir birliğin tuzağa düşürülmesi üzerine Hz. Muhammed kalabalık bir orduyla kuzeye doğru, Suriye'ye doğru bir sefer düzenleyecek. Bu doğrultuda arkadaşlar Lut Gölü'nün güneyindeki Mute denilen yerde Bizans ordusu ile karşılaşacak. Savaşla ağır bir yenilgiye uğratacaklar. Yani herhangi bir e, kayıp verilmiyor. Yani basit bir savaş olmuş açıkçası Mute seferi ve ön, sonrasında yapılan savaş. Bu savaşta Halid bin Velid Müslümanları daha fazla kayıp vermeden geri getirecek. Hazreti Muhammed katılmıyor arkadaşlar bu sefere. Ee, bu açıdan önemlidir. Dikkat etmek lazım. Bizans'la da ilk münasebet olarak kabul edilir. Onu da bilelim. Onu da ekstra şuraya eklemek istiyorum. Bizans ile ilk savaş diye bilinir mute seferi. 630 yılına geldiğimizde artık olması gereken olacak. Çünkü Mekkeli müşrikler Hudeybiye barışına uymayacaklar. Ateşkese uymayacaklar. Bunun üzerine Müslümanlar Hz. Muhammed'in emri doğrultusunda büyük bir orduyla Mekke üzerine yürüyüşe geçecek, sefere çıkacak. Ve bu sefer sonrasında 630 yılında Mekke feth edilecek. Ve Mekke'nin fethiyle birlikte e, artık İslam Arap Yarımadası'nın en önemli şehrini ele geçirmiş. Hem ekonomik hem siyasi hem de askeri anlamda İslam Devleti büyük bir güce ulaşmıştır. Bu zaferin ardından İslam Arap kabileleri arasında hızla yayılmaya başlayacak arkadaşlar. Ancak Mekke'nin kaybını kabul edemeyen bazı müşrikler e, tekrardan Mekke'yi ele geçirebilme düşüncesiyle özellikle putperest... Havezin kabilesi dediğimiz kabile ve Taifliler Mekke'yi geri alabilmek amacıyla Huneyn denilen yerde toplanacaklar. Böyle bir sefer hazırlığı içerisinde olduğu haberini alan Hz. Muhammed bunun üzerine Huneyn'e saldıracak. Putperestleri, müşrikleri çok ağır bir yenilgiye uğratacak ve bunun sonrasında Taif şehri kuşatılacak ve şehir bir süre sonra da alınacak. Bunun ardından İslam arkadaşlar Arap Yarımadası'nın güneyinde, Bahreyn'de, Umman'da, Yemame bölgelerinde hızla yayılmaya başlayacak. Ve birkaç sene içerisinde de Basra Körfezi'ne, Hint Okyanusu'na kadar bütün Arap kabileleri İslam'ı kabul edecekler. Yani Mekke'nin fethi bir kırılma olmuştur. Yani müşriklerin, direncinin, müşriklerin ee, Müslümanlara karşı olan o birlikteliğinin ...kırılmasıdır Mekke'nin kaybı onlar açısından. İslam'ın da çok hızlı bir şekilde yükselişe geçmesine neden olmuştur diyoruz. Peki 631 yılına geldiğimizde Tebük Seferi dediğimiz bir sefer yaşanacak. Bu da Bizans'la yapılmış bir savaş arkadaşlar. Bizans üzerine yapılmış bir sefer öyle diyeyim size. Bizans İmparatorluğu'nun Arabistan üzerine bir saldırı planı içerisinde olduğu haberini alan... ...Hazreti Muhammed hemen orduyu hazırlamış ve... Suriye'ye doğru, kuzey bölgeye doğru bir sefere başlamış ve Tebük denilen yere geldiğinde bu bölgede Hazreti Muhammed Bizans ordusunu beklemeye başlamıştır. Ancak Bizans bu seferden saldırıdan vazgeçmiş olsa gerek ki bir karşılaşma yaşanmamış. Bunun üzerine Hazreti Muhammed daha fazla ileri gitmenin anlamlı olmadığını görmüş. 10 gün kadar o bölgede kalmış ve daha sonrasında geri dönmüştür. Ancak Suriye'ye yapılan bu sefer sırasında Gassaniler de İslamiyet'i kabul etmişler. Yani Bizans'la yapılacak bir savaşın beklentisi içerisinde olan Müslümanlar savaş olmamasına rağmen bundan bir şeyler çıkartmışlar ve Gassanilerin İslam'ı kabul etmesini sağlamışlardır ki Tebük Seferi Hz. Muhammed'in son seferidir arkadaşlar. O açıdan önemlidir. Bilmenizde fayda var. Onu da buraya yazmak istiyorum. Hz. Muhammed'in son seferi diye geçer. Tebük seferi bunu bilesiniz. Peki 632 yılında Hz. Muhammed kalabalık bir Müslüman topluluğu ile son kez haç görevini yerine getirecek. Ee, Kabe'ye gidecek, Mekke'ye gidecek ve Hz. Muhammed burada on binlerce Müslümana bir konuşma yapacak. Biz buna veda hutbesi diyoruz arkadaşlar. Ve veda hutbesinde Hz. Muhammed Müslümanlara Şunları söylüyor. Diyor ki bütün Müslümanlar eşittir. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur diyor. Beyazın siyaha üstünlüğü yoktur diyor. Kadınların erkeklere Allah tarafından e, emanet edildiğini söylüyor. Kız çocuklarını kesinlikle öldürmeyin diyor. Ya bunlar İslam'da kesinlikle olmayan şeylerdir diyor. İnsan hak ve hürriyetlerinden bahsediyor Vedat hutbesinde ve veda hutbesinin ardından Hazreti Muhammed Medine'ye dönüyor ve 632 yılında 8 Haziran'da hayatını kaybediyor. Hakkı rahmetine kavuşuyor ve böylece Hazreti Muhammed dönemi sona eriyor arkadaşlar. Hazreti Muhammed dönemine şöyle bir genel olarak baktığımızda, incele kısmımızda evet bu dönemde Araplar arasında siyasi birliğin büyük oranda sağlandığını söyleyebiliriz. İslam devletinin kuruluşu tamamlanmış. İslam hemen hemen bütün Arap Yarımadası'na hakim olmuştur diyoruz. Pekiştir ve uygulama kısımlarımızda sorularımıza şöyle bir bakalım. Ne diyor pekiştirde? Birinci sorumuz. Hudeybiye barış antlaşması durumlarının hangilerine neden olmuştur? Mekkelilerin Müslümanların varlığını resmen tanımasına. Evet. Sonuçta bizimle bir anlaşma yaptılar. Müslümanlarla, müşriklerle bir anlaşma yapıldı. Bu müşriklerin Müslümanları kabul ettiğinin, resmen tanıdığının bir kanıtı bunu al. İslamiyet'in yayılışı kesinlikle hızlanmıştır. Çünkü elini güçlendirmiştir Müslümanların. Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapılan savaşların kesin olarak sona ermesi. Hayır böyle bir şey olmamıştır. Daha sonrasında bu Hudeybiye barışından sonra da savaşların devam ettiğini gördük arkadaşlar. Anlaşma şartlarına uymadıkları için. O yüzden cevap Bolu 1 ve 2 olacak. 2'ye bakalım. Mekkelilerin Hendek Savaşı'ndan sonra Müslümanlarla yapacakları mücadele diğer Arap kabileleri ve Yahudilerle ittifak kurmalarının durumlarından hangilerinin göstergesidir diyor. Hmm. Mekkelilerin Hendek Savaşı'ndan sonra Müslümanlarla yapacakları mücadele diğer Arap kabileleri ve Yahudilerle ittifak kurmalarının durumlarından hangilerinin göstergesidir diyor. Bakalım. Müslümanları tek başına yok edemeyeceklerini anlamaları ki o yüzden ittifak kuruyorlar zaten. Bunu al. Müslümanların taarruz gücüne ulaşması. Evet Hendek Savaşı Müslümanlar için son savunma savaşıdır. Bu savaş sonrasında Müslümanlar saldırıya geçmeye başlayacak. Ve bu saldırıda Mekkeliler şunu görmüş ki tek başlarına mücadele edemeyecekler. Bir ve iki aslında birbirinin neden ve sonucudur. Müslümanların Arabistan'da siyasi birliği sağlamaları. Yok hayır daha henüz Hendek Savaşı'ndan sonra böyle bir şey söyleyemeyiz. Yani bunu biz Hz. Muhammed'in ölümüne kadarki süreçte artık olabileceğini söylüyoruz. Az önce de incele kısmında söylemiştik. Yani Hendek Savaşı'ndan sonra böyle bir şey var mı? Hayır böyle bir şeyden daha henüz bahsedemiyoruz. Cevap Ceyhan 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Uygulaya bakalım. Hicretten sonra Müslümanların yaptığı savaşlardan hangilerinde Medine-Şam ticaret yolu kontrol altına alınmıştır diyor. Arkadaşlar biz özellikle ne söyledik? Alınan bir kale sonrasında bu Suriye'ye giden Şam ticaret yolu Medine Şam arasındaki ticaret yolunu kontrol altına alma amacı var demiştik. Hangi kalenin fethiyle olmuştu o? Hayber kalesinin fethiyle olmuştu. Bedir savaşı ve Mute savaşı için bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Ancak Hayber kalesinin fethiyle birlikteki ilk kale fethidir. Bu Medine ile Şam arasındaki ticaret yolunu güvence altına alabilmek amaçlıdır ve başarılı da olmuştur. Cevap bol olacaktı. İkiye bakalım. Müslümanların Mekke'de haç yapmalarının Mekkelilerce engellenmesi üzerine 628'de Hudeybiye Antlaşması imzalanmış. Bu antlaşmaya göre Müslümanlar o yıl haç yapmayacak. Hatırlayın bir sene sonra gelecekler ve 3 gün kalacaklardı. Medine'deki Mekkeli gençler iade edilecek. Ancak Mekke'ye sığınan Müslümanlar ise iade edilmeyecek. Hani burada bir eşitsizlik durumu vardı hatırlayın. Bu maddelere bakarak aşağı yargın hangisine ulaşılabilir diyor. İslamiyet Arabistan Yarımadası'na yayılmıştır. Yani ben böyle bir yargıya varamıyorum şu an. Mekkeliler İslam'a kabullenmek istemişlerdir. Hayır. İstiyor olsalar zaten o yıl haç yapmalarına müsaade ederler ve Mekkeliler de Müslüman olurdu. Hayır. Müslümanlar Mekkelilerce siyasi bir güç olarak kabul edilmiştir. Bunu nereden anlıyoruz? Arkadaşlar bir antlaşma yapıldıysa eğer o antlaşmayı yapan taraflar birbirlerinin varlığını siyasi olarak kabul etmiş demektir. Bakın bunu inkılap tarihinde de defalarca göreceğiz. Bence cevap çıkmıştır. Süresiz bir huzur ve barış ortamı oluşmuş. Bilmiyorum. Yani öyle bir şey var mı? Ki eğer Hudeybiye anlaşmasını hatırlarsak 10 yıl boyunca savaş yapılmayacak diyordu. Bunu da söyleyemeyiz. Mekkeliler Müslümanlıktan daha güçlü inançlara sahip olmuşlardır. Yani onu da bilmiyorum. Yukarıda hiç böyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevap Ceyhan olacak. Üçüncü ve son sorumuza bakalım. Yukarıdakiler hangileri Hz. Muhammed döneminde Mekke'nin müşriklerine yapılan savaşlardan değildir diyor arkadaşlar. Neler vardı? Hatırlayın. Bedir Savaşı vardı. Uhud Savaşı vardı. Hendek Savaşı vardı, değil mi? Bunları hatırlıyorsunuz. Bunlar vardı. Huneyn. Huneyn arkadaşlar. Huneyn biz bunu nerede söyledik? Biz bunu Huneyn ve Tayif seferi olarak verdik. Yahudilere karşı demiştik arkadaşlar. Burada Tayif bölgesindeki Yahudilerle yapılıyordu. Burada Mekkeli müşriklere karşı değil. Mute, Mute'de arkadaşlar Bizans'a karşı yapılmıştı. Bunu da almıyoruz. Cevap 3 ve 5 olacak. Yani Ceyhan diyoruz. Arkadaşlar Hz. Muhammed dönemi, İslam tarihi Hz. Muhammed döneminin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Hz. Muhammed sonrasında 4 halife dönemiyle devam edeceğiz. Bu dersimize, bu videomuza burada son veriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.